Herkese merhabalar, Kamuran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çikolatalı dalgona kahvesi yapacağız ve Türk kahveli. Evet arkadaşlar, sizden gelen yorumları dikkate alıyorum. Ve Can Karaman isimli arkadaşımız bana aşağıdan yorumlardan yazmış. Demiş, abi bu kahveyi, dalgona kahvesini normal Türk kahveli yapabilir miyiz? Şimdi onu göreceğiz, bir beraber deneyeceğiz. Bunun üstünde birkaç kere denedim ben. Ve en son tarifi buldum. Oluyor gerçekten de. Çok güzel oluyor. Hemen gerekli olan malzemeleri sayalım size. Normal Türk kahvesi arkadaşlar. Nescafe, şeker, kakao, Nesquik, normal marketlerde satılan çikolatalardan buz, sıcak su, yaklaşık olarak 80 derecede olan bir su kaynamaması gerekiyor. Ve süt. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen yapımına geçelim. Burada 2 yemek kaşığı kadar Nescafe var. Onu hemen kabımın içine döküyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 2 yemek kaşığı kadar sıcak su. 1 2 Şimdi arkadaşlar, bunları güzelce bir çırpma teliyle çırpıyoruz. Yaklaşık olarak 16 dakika boyunca bunları çırpacağız. Evet arkadaşlar, yine tutmadığım zaman dönecek kıvama geldi. Yaklaşık olarak 11-12 dakika boyunca çırptık. Şimdi arkadaşlar, bunun içine 1 yemek kaşığı kadar kakao ayırmıştım arkadaşlar. Onun hepsini döküyorum. Ve biraz da böyle karıştırıyorum. İyice de kakaoyu her yere yediriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dalgona kahvemiz güzelce kıvam aldı. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu kenara alıyoruz dinlenmesi için. Bir tane kap alıyoruz. Ve arkadaşlar, içine süt ilave ediyoruz. Süt köpürteceğiz bunu da. Bu kadar yeterli. Benim süt köpürtme aletim var. Onunla köpürteceğim. Evet, şimdilik güzelce süt köpüğümüz doldu arkadaşlar. Sütümüzü güzelce bir kaba alıyoruz. Üstüne arkadaşlar, bu tarif böyle oluyor. Gerçekten de bin bir çeşit denedim. Kahvemizi arkadaşlar döküyoruz. Telvesini almadan. Çok az bir şey. Hemen şöyle karıştırıyoruz. Ve bardağımızın içine güzelce koyuyoruz. Türk kahvesi dalgonamız sert bir dalgona olduğu için şöyle shot bardağını aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen üstüne dalgonamızdan koyuyoruz. Şöyle gezdirerekten. Ben komple koyup geliyorum. Evet, şimdilik şu Türk kahvesiyle işimiz kalmadı. Sonuç olarak arkadaşlar şu şekilde oldu. Neden ufak bardağı yaptık derseniz, içinde normalde Türk kahvesi olduğu için, bir de dalgona kahvesi olduğu için gerçekten de çarpıntı yapma ihtimali var. Ağır bir kahve. Yani yıllardır kahve içenlere pek bir şey olmaz. Ama arada sıra kahve içenlere biraz dokunabilir arkadaşlar. Onun için ufak bardağı yaptım ben. Şimdi yeniden sütümüzü biraz daha köpürteceğiz arkadaşlar. Bunun için biraz daha süt koyacağım. Evet, çok az bir şey köpürtüyoruz arkadaşlar. Ve üstüne şimdilik Nesquik koyup da biraz köpürteceğim. Şöyle. Nesquik'i arkadaşlar fazla koymayacağız çünkü fazla koyarsak çok şekerli ve ağır olabilir. Daha doğrusu çok şekerli ve ağır olur. Şöyle yemek kaşığının ucuyla koyduk. Biraz daha koyayım. Ve yeniden çırpıyorum. Çırp çırp çırp. Bu sırada da hemen şu kadar yeterli olacak. İçine buz koyacağım.
Evet, bu kadar buz yeterli olacak. Şimdi üstüne Nesquik'li sütümüzden döküyoruz. Şöyle tam bir yaz içeceği oldu. Efsane gözüküyor. Şimdi arkadaşlar üstüne de dalgona kahvemizden koyacağız. Tam bir yaz kahvesi. Efsane. Şöyle biraz daha koyalım. Mükemmel gözüküyor. Evet. Şöyle güzelce her tarafına yaydıralım. Hatta ben bir şey daha deneyeceğim ya. Şurada var. Hemen arkadaşlar şu az bir şey kaldı ama denemek için yapıyorum. Bardaklara desen vererekten de koyabiliriz bence. Sütle karışmıyor ya. Bardağı güzelce şöyle yaydırıyoruz. Her yerine. Rastgele dökebilirsiniz. Bu da bence çok güzel olacak. Zaten birçoğumuz sütle karıştırıp da içiyoruz. Yoksa kahvesini iç, sütünü iç gerçekten de ağır olur. Şöyle şu kadar kahve de yeterli olacak buna. Güzelce şöyle bir yayılması için karıştırıyorum. Ve üstüne normal süt ekleyeceğim arkadaşlar. İyice desenin dışarıya çıkması için. Bakıyorum ve gerçekten de efsane oldu. Şöyle doğaçlama yaparaktan da böyle değişik tarifler yapabilirsiniz. Eğer yaparsanız da arkadaşlar Kamuran'ın mutfağı bir Instagram adresine DM yoluyla atıp benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 çeşit farklı dalgona kahvesi yaptık. Mozaik desenli dalgona kahvesi, Nesquik'li dalgona kahvesi, Türk kahve dalgona kahvesi ama Nesquik'li dalgona kahvesini hemen çikolatalıya çevireceğiz. Nasıl derseniz çikolatayla. Hemen arkadaşlar çikolatamızı üstüne rendeliyoruz. Şöyle. Bu biraz işlem uzun sürecek. Hemen rendeleyip geliyorum. Evet, son dokunuşlarımı da yapıyorum güzelce. Mükemmel gözüküyor. Çikolatalı dalgona kahvemiz, mozaik dalgona kahvemiz ve yöresel olan Türk kahvemizle karışınca bakalım nasıl olmuş. Oo, bayağı iyi. Arkadaşlar çok efsane bir tarif yaptık. Ben şunu alayım da kamera arkasından yemesinden. Çok güzel bir tarif yaptık arkadaşlar sizlerle beraber. Özellikle bu Türk kahvesini sizlere tavsiye ediyorum. Hem yöremize ait bir kahveyle başka bir yöreye ait kahveyi karıştırınca çok güzel bir şey elde ettik. Şimdiden afiyet olsun hepinize. Aşağıdan kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar.